Merhabalar genç hukuk öğrencisi arkadaşlarım, avukat olmak isteyen müstakbel meslektaşlarım. Ben büromda kurumlaşmayı gerçekleştirmek için 10 sene gibi bir zaman harcadım. Çok uğraştım. Sonucunda ortaya çıkanlardan da son derece mutluyum. Yaptığım her çabanın, koyduğum her kuruş yatırımın karşılığını fazlasıyla aldım diyebilirim. Mesleğimizin daha ilerilere gitmesi için, hızla gelişebilmesi için kurumlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kurumlaşma hem kurumların başarısını garantiye almakta etkili olduğu gibi hem de kurumla ilgili olan herkesin meslekten zevk almasına, avukatların özel hayatlarını planlayabilmelerine, iş ve özel hayat dengesi kurabilmelerine ve bütün bunları yaparken aynı zamanda da mesleki olarak başarılar sağlayabilmelerine uygun zemin ve ortam hazırlıyor. Avukatlıkta kurumlaşan avukatın bağımsızlığını çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştirebildiklerini söyleyebilirim. Sizlere kurumlaşmayla ilgili kurumlaşmanın yararını, neden gerekli olduğunu, kurumlaşırken insanların nelerle karşılaştığını, ne tür faydalar gördüğünü kendi meslektaşlarımla birlikte bu çektiğimiz, hazırladığımız videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım yararlı bulursunuz. Bu video kurumlaşma konusunda benim avukatlık mesleğine yapmak istediğim bir hediyenin eseridir. Bu videoda birinci bölümünü izleyeceksiniz. Bu videoyu izlemenizi, kurumlaşma konusunda fikirlerinizi geliştirmenizi ve kurumlaşmayı arzu ediyorsanız yayınlayacağımız ikinci videoyu beklemenizi buradan söylemek istiyorum. Avukatların temel sorunu ülke. Değişen hakimler, gelen hakimlerin bilgili olmaması, adalet sistemindeki uzunluğu, ülkenin durağanlaşmamış olması bir türlü. Bana sorarsanız Türkiye'nin en büyük eksikliği hukuk ve adalet konusunda bir temel felsefemiz yok. Hukuk güvenilirliğinin sarsılmasının tüm kurumlara olduğu gibi avukatlık mesleğine de çok ciddi sorunlar doğurduğunu söyleyebiliriz. Kimisi diyor ki adliye binalarına hiç sorgu sualsiz girmesi gereken insan, öbürküsü bakıyorsun içinden bir tanesi silah taşıyor. O zaman girmemesi gereken insan oluyor. Okul bitirip mezun olmuş bir kişinin yaşadığı sorunları düşünürsek aslında ekonomik koşulları göz önüne aldığımızda ilk önce iş bulma sorunu belki de. Nerede çalışacağız? Buldukları işin kendilerine ne kadar uygun olup olmadığı. Hukukun biliyorsunuz farklı birçok alanı var. Sevdiği alanda çalışabilecek mi, çalışamayacak mı bir avukatın, bu da önemli bir sorun olabiliyor. Çünkü sevdiği alanda iş bulabilecek mi? Ben şu an 3. sınıfı bitirdim. 4. sınıfa başlayacağım ama iş hayatına nasıl başladığınız bu sektörde çok önemli bir hal almış durumda. Çünkü rekabet çok fazla. Çok fazla hukuk fakültesi var. Çok fazla hukuk mezunu var. Staj yapacak yer bulmakta güçlük çekiyor arkadaşlar. 4 sene içerisinde hukuk fakültesini bitirebilmenin baskısı, ekonomik sıkıntılar ve bir an önce iş hayatına girme baskısı bazı şeyleri gözden kaçırmama sebep olmuş. Ben tam bir norm uygulayıcı olarak yetişmişim. Kanun maddelerini uygulamak üzerine bakmışım konuya. Bu işin sosyolojisine bakmamışım. Bu işin felsefesine bakmamışım. Aslına bakarsanız bir hukukçu olarak fakülteden çıkmamışım. Bir norm uygulayıcı olarak çıkmışım. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda hukuk mezunları orada da çok fazla var. Orada da öyle bir sorun var aslında. Ama baktığınızda avukatlık eğitimi bir tek sonuçta avukat olmakla sonuçlanmıyor. Yani çok daha esnek bir sistem var. Orada iş dünyasının liderlerine baktığınızda çok büyük bir yüzdesi avukatlık okumuşlardır, hukuk okumuşlardır. Avukatlık büroları genelde butik tarzda. İşte bir avukatın yanında başka avukatların bir araya gelmesiyle çalışan bürolar. Avukatlık aslında özü gereği usta-çırak ilişkisidir, kendi işini yaparsın. Ama öyle bir sürecin içerisine girmekte zorlanıyor arkadaşlar. O yüzden bizim gibi ülkelerde özellikle kurumlaşmış avukatlık büroları çok önemli. Kimisi diyor ki mahkeme salonlarında en çok sözü geçmesi gereken insan diyor. Ama mahkeme salonlarında değil ki avukatlık. Avukatlık mahkeme salonlarının dışında yapılıyor. Mahkeme salonlarına giden en az olan kısmı. Bir topluluğa giriyorsun. Toplulukta avukat ne yapması gerekiyor? Ben avukatım, kravatlıyım, takım elbiseliyim, bonçaltılıyım falan gibi. Yok böyle avukatlık, böyle değil. Adliye gittiğimizde ya da işte
başka türlü devlet kurumlarında avukatlığın hızlı olması gerekiyor. Çünkü genelde süreli işlerimiz var ve bir anda birçok şey yapmaya çalışıyoruz. Ancak gittiğimiz zaman çok uzun süreli bekleme hazırlarımız geçiyor herhangi bir devlet kurumunda. Bu da büyük bir problemimiz oluyor zamanla yarıştığımız için. Yani en başta avukatlık mesleğinde yapılacak işin ne olduğu konusunda genel bir tanım var. Genel tanım o kadar eskimiş ki avukatın ne yapacağı konusunu bilmiyoruz desek daha iyi. Yani avukat oluyoruz, ne için avukat oluyoruz? Herkes kendisini mahkeme salonlarında harikalar yaratırken hayal ediyor. Fakat mahkemeye gittiği zaman hiçbir işe yaramadığını daha okul sıralarında onları anlatamıyoruz. Onun için mahkeme salonlarında avukatın yapacağı işi çok iyi tanımlamaya ihtiyacımız var. Birinci meselemiz bu. Sokrat'ın savunmasını okumadan üniversite bitirmek kadar büyük bir sorunu bence şu anki hukuk sistemimizin yok. Soyut geliyor olabilir ama ilk en temel sorunu bizim hukuk fakültelerimizdeki eğitim sistemi. Gerçekten o bu işin temeline inmeden, bu işin felsefesine inmeden bir an önce okulu bitirmek, sınavları geçmek üzerine kurulu bir yapımız var. Ve bu yapı belki iyi eğitim aldığımız inancıyla çıkıyoruz ama benim gördüğüm farklı şeylere bakmak gerekiyor aslında üniversitedeyken. O yüzden eğitim sisteminin buna göre şekillendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Avukatlık mesleği zaten öteden beri hani kötüye kullanımlara da biraz açık olması sebebiyle çeşitli ön yargıların odağında olmuştur her zaman için. Bu son yıllarda da zaten hani hukuk güvenliği, işte kuralların uygulanabilmesindeki sıkıntılar, sürekli yeni kuralların şeysiz olarak değişmesi bizlerin güvenilirliğini biraz daha sarsar hale geldi sanki. Bizden kaynaklı olarak olduğu için değil. O yüzden bence ülkedeki adaletin yerine getirilmesini daha üst düzeye çıkartabilsek bence bu mesleği gerçekleştiren insanların da işlerine daha sıkı bir şekilde tutunmalarına yardımcı olacaktır. Şu an benim yaşadığım en büyük sorunlardan bir tanesi de buydu. Acaba hangi alan bana daha uygun, hangi alanda çalışırsam daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı bir mesleğe sahip olabilirim diye. Hukuk fakültelerinde sadece dersi alıyorsunuz ve onu nasıl uygulayacağınıza dair hiçbir fikriniz yok. Bunu size öğretecek tek yer staj yapacağınız büro ve staj yanında staj yaptığınız avukat. Stajyerlik dönemi aslında yani avukatlık mesleğine devam edecek insanlar için zorlu bir süreç. Genelde avukatlar, daha tecrübeli olan avukatlar, yasal stajyerlere biraz daha ucuz iş gücü gözüyle bakıyorlar. Çünkü hem öğrenci olarak görülmüyorsunuz hem de çoğu yani geleneksel bürolar içerisinde aslında tam bir çalışan olarak da görülmüyorsunuz. İlgili mevzuat uyarınca da yasal stajyerlere bir ödeme yapılması zorunlu olmadığı için çok fazla kullanılıyor onların emekleri. Ruhsatını almamış olan insan aslında böyle öğrencilikle çalışan arasında bir risi gibi değerlendiriliyor. Mesleğe yeni başlamış olanlar bu demotivasyonla çok fazla mesleğe olan inançlarını kaybettikleri için ilerleyemiyorlar. Ama kurumsallaşmış yerlerde bunun dengesi daha iyi sağlanıyor. Sadece teorik bir eğitimi tamamlayarak siz 4 yılın sonunda mezun olduğunuz zaman uygulamada gerçekten çok ciddi bir sorun ve bir boşlukla karşılaşabiliyorsunuz. Bizde pratik dersler vardı. Gidiyordunuz mesela pro bono, işte bu pro bono demek halk yararına denilen bir şey. Pro bono klinikler vardı. İşte diyelim New York'ta okuyorsanız New York civarındaki fakir insanların işte bir sürü kira sorunları oluyor kiralayanla aralarında. Onları pro bono kliniklerde biz para almadan, pro bono o demek zaten bedava, temsil ediyorduk. Yani öğrenciler o tip çalışmalarla bu gibi konularda tecrübe kazanıyorlardı. Daha eğitimlerini alırken oturup teorik bir dersi alıp imtihanlarda o cevaplamak tabii ki o da var. Ama onun dışında pratiğe yönelik gerçekte mezun olduktan sonra avukatlık mesleğini icra edeceklerse ne yapmaları gerektiğini orada görmeye başlıyorlar. Kurumsallaşmış yerlerde çalışma fırsatı olan stajyerlerin şu anlamda bir artısı oluyor. Bundan sonra devam edecekleri hayatlarında öğrenecekleri, daha doğrusu yapacakları işleri öğrenmeleri bakımından ya da kendilerini geliştirmeleri bakımından daha fazla alanları olabiliyor. Çünkü onlara yol gösteren birden fazla insan ve maddi anlamda da onları tatmin edici bir hayat olduğu için yasal stajyerlik dönemi biraz daha olumlu geçiyor diyebiliriz. Dünyadan kopmamak lazım, dünyayı bilmek lazım ve dünyada yarışabilmek için. Mesela işte bizim devletimiz bir uluslararası anlaşma yapacaksa, bu uluslararası anlaşmayı yaparken ona hizmet verebilecek büyüklükte uluslararası hukuku iyi bilen hukuk büroları olması lazım. Yok Türkiye'de böyle bir şey. Yok. Ha ne yapacaksın? Ya işte bir tane şey koyacaksın, uluslararası anlaşmada diğerlerinin yazdığının altına imza atacaksın. Ya da gideceksin bu konuda görev yapan bir tane uluslararası avukatlık bürosu, genellikle İngilizler ve Amerikalılar oluyor bunlar.
Onlara gideceksin, milyon dolarlara basacaksın, onlar sana bir kontrat getirecekler. Her kurumlaşmış yapı yurt dışıyla çalışmak zorunda değil ama belli bir yerden sonra özellikle hakikaten Türkiye koşullarında kurumlaşmış bir yapıysanız yurt dışındaki firmaların da tercih ettiği firma veya işte büro siz oluyorsunuz. Başka bir avukatlık şekli var artık burada. O kurumlaşmış yapının dünyaya hizmet etmesi şansı var. Dışarıdan gelen yatırımcı Türkiye'de iyi bir avukat arıyor. Büyük bir talep var. Öyle olunca da iyi çalışan, sistemli çalışabilen, kurallara bağlı çalışabilen ve müvekkillerin işlerini iyi yapan avukatlar firmalaşabiliyorlar ve o talebe göre de kurumsallaşabiliyorlar. O evrim gerçekten önemli. Yani dışarıdan gelen talepin bir faktör olarak bu işin üzerinde olması önemli. Ama bunun dışında Türkiye içindeki avukatları tutan iş yerlerinin kurumsallaşması da çok çok önemli. Aslında ona baktığınızda Türkiye'de bu şirketlerin kendi kurumsallaşması çok olmamış bir şey hala. Kurumlaşmaktan şirketleşmeyi anlayanlar biraz önce haksızlık ediyorlar kendilerine ve kurumlaşma savunucularına haksızlık ediyorlar. Kurumlaşma her şeyin ilkeli kurallara bağlı olarak işlemesi demektir. Yani en temelinde avukatlar için temel mesleki ilkeler var. Bunlar kurumlaşmayı sağlamak üzere getirilmiş olan ülkeler. Ona uygun olarak hizmet vereceksin demektir. Kurumlaşma sonuçta Türkiye'de çok örneği olan bir şey değil. Böyle olduğu için de hani bu kurumlaşmış olmamız yurt dışındaki müvekkillerimiz bakımından da oldukça hani bize daha itibarlı bir pozisyon sağladığını söyleyebilirim. Bizim avukatlık kanunumuz bunu teşvik etmiyor en azından onu söyleyebilirim. Yani bir avukatlık ortaklığı diye bir tanım var. Ancak getirdiği hiçbir avantaj yok. Herhangi bir vergisel avantaj içerisinde taşımıyor her şeyden önce. Bizim şu anki mevzuatımız yani avukatlık kanunu ve reklam yasağı yönetmeliği batıdaki gördüğümüz o kurumlaşmış firmalarla rekabet etmemizin önünü ciddi anlamda kapatıyor bir kere. Nereye gittiğinizi, yolun sizi nereye götüreceğini önceden görmek size bir tercih yapma şansı veriyor. Böyle bir şeyi tercih edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Avukatlık mesleğinden beklentileriniz bambaşka olabilir. Bu herkes için önemli. İster staj başvurusu yapıyor olun, ister partner aşamasına gelmiş olun. Çünkü bu kadar stabil olmayan bir ülkede öyle bir stabillik bize çok iyi geliyor. O durağanlaşma. Küresel olarak baktığımız zaman kurumlaşan büroların olduğu ülkelere oradaki meslektaşlarımızın belli alanlarda çok iyi uzmanlaştıklarını görüyoruz. Ve o alanda uzmanlaşıp çok profesyonel bir şekilde iş yaptıklarını ve önleyici hukuk dediğimiz işte şirketlere danışmanlık noktasında çok daha başarılı örnekler verdiklerini görüyoruz. Oysa işte bizde hani kurumlaşma olmadığı için bir avukat bir çanta modelinden bahsedilir. Avukat her şeydir. O her şeyi bilmesi beklenir. Bizim ülkemizde sorarsın illa orada her konuda danışman kalacaksın. Bu mümkün değil. Bir yere kadar bilebilir. Kurumlaşmış bir yapıda olmanın bana en getirdiği avantaj diye söyleyeyim. İşimin ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği, haklarımın ne olduğu en basitinden hepimiz tabii ki işimizi seviyoruz ama hobi için çalışmıyoruz. Ekonomik olarak getirisi ve ne zaman o getiriyi elde edeceğiniz çok önemli. Yatırımlarınızı, harcamalarınızı planlayabileceğiniz bir ekonomik objektif ve son derece şeffaf bir yapı var. Ve burada bir aksama olmuyor. Size deniyor ki bak şu başarı performansı karşılığında şunu elde edebilirsin. O başarı performansını gösterdiğinizde bunu elde ediyorsunuz. Ve bu sizin hayatınızda hayallerinizi gerçekleştirmek istediğiniz maddi konularda özellikle çok rahat etmenizi, ya ben şunu istiyorum o zaman şurada şunu elde edeceğim şekilde planlayayım, çalışmamı ona göre ayarlayayım diyebilmenizi sağlıyor. Bu müthiş bir rahatlık. Her şeyin şeffaf, açık ve aslında kurala bağlı olması. Yani ben de benden ne beklenildiğini biliyorum. Sorumluluğumu biliyorum, yetkimi biliyorum, hakkımı da biliyorum. Kurum da aynı şekilde benden neler bekleyebileceğini biliyor ve karşılıklı bir tamamen açık iletişim söz konusu aslında. Yıllık cirosu 3 milyar doların üstünde olan avukatlık bürosu var. İngiltere'de bir avukatlık bürosu. Geçen sene 626 milyon pound kar etmiş. Partner başına 2 milyondan fazla para düşüyor. Yani kurumlaşanlar o kadar kurumlaşıyorlar ki artık önlerine çıkan bir şey zorluk falan yok. Fırsatları nasıl değerlendiririz diye onlara bakıyorlar. Bu bürolara bakıyorsun. Türkiye'ye geliyor, büro açıyor. Kimsenin açamadığı yerde büro açıyor. Kimsenin ödeyemediği giderleri ödüyor. Kimselerin elde edemediği gelirleri elde ediyor. Hatta Türkiye'de Türk avukatların yapamadığı büyük milyon dolarlık çok işler var. Onları yapıyorlar. Kurumlaşmanın geldiği şey o kadar ileri ki. Yani Türkiye bu konuda çok çok geride.
uzmanlaşma olduğu zaman, yani bir alanda derinlemesine her konuyu bildiğin zaman çok kısa sürede çok büyük bir fayda sağlayabilirsiniz müvekkilinize. Mevcut bilgi birikimimizi etkin kullanmamızı sağlıyor bu işte hazır şablonlarımız vesairemiz. Böylelikle hani bir şeyi en baştan yapmaya gerek olmaksızın mevcut zaten hazır belli başlayan temel üzerine maddi olayın, işte o vakanın özelliklerini etkileyerek daha hızlı bir muhakeme yapabiliyoruz. İşte daha verimli bir şekilde çalışabiliyoruz, daha hızlı çalışabiliyoruz. Süreçlerin tanımlı olması çok dediğim gibi hani vakit verimli çalışma bakımından çok değerli, önemli bir şey. Mesleki olarak ilerleyebilmek için bir kişinin kendisini ilerletebilmesi için sağlam temeller kurması lazım. Bu temellerin üzerine inşa etmesi lazım. İşte kurumlaşma bu temelleri oluşturmak, hatta binayı tamamlamak ve insanlara güven verebilir hale gelmek demek. Şirketleşmenin kurumlaşma konusunda sağladığı bir fayda var. O da şu, şirketleşme insanların ekonomik faaliyetlerini belli bir kalıp içerisinde sunma imkanı veriyor. Şimdi şirketlerin yaptığı şey şu, bir genel kurul var. Bütün faaliyetlere birebir dahil olması gerekmiyor ama ilkeleri belirliyor. İki, bir yönetim kurulu var. Faaliyetleri şeylerden ayırıyor, ilkelerden ayırıyor. Diyor ki yani sen faaliyeti böyle yapacaksın. Sonra diyor ki ama bu ilkelere uygun olarak yapacaksın diyor. Bunu hazır bir kalıp olarak veriyor. İkincisi, şirket tüzel kişilik olduğu için ölmüyor. Yani benim şimdi burada kocaman bir bürom var. Belki 25 binden fazla dosyam var. Her birisinde tecrübelerim var. Bu tecrübelerim ben öldüğümde ailem tarafından birisine verilmezse çöpe gidecek. Şirket ölmeyeceği için bu şirkete gelen birisi o 25 bin dosyadaki tecrübeyi bir 25 bin dosya daha ekleyecek, 50 bine çıkaracak. Benim yapmış olduklarımın üzerine bir kat daha çıkacak ve böylelikle çok daha böyle kalıcı, meslekte ileri gitmeye sağlayacak olan tecrübe birikimi falan olacak. Kurumsal yerlerde sizin için çizilmiş belli bir kariyer yolu var ve belli şartları karşıladığın, işte belli bir senede kıdemi aldığın sürece o yolda ilerliyorsun. Bunun önünde bir engel yok. Ben evliyim, iki tane de çocuğum var. Çok yoğun bir büroda çalışıyorum ve burası da işte partner, ortak avukat olarak çalışıyorum şu anda ve stajdan bugüne kadar 12 senedir buradayım. Gelen şey stajyer arkadaşların da sorduğu bir nokta oluyor. Çünkü doğum izni rahatlıkla çıkabildim. Benim olmadığım zamanlarda ekip arkadaşlarım çok iyi şekilde bütün işlerini yürüttüler. Benim hiç gözüm arkada kalmadı ve bu kurumun bana verdiği, yani iş kanunundan kaynaklanan bütün haklarımı kurumlaşmış bir büroda olduğum için rahatlıkla kullanabildim. Devir kurumlaşma devri. Ekip olarak çalışmak için, tek başına gerçekleştiremeyeceğimiz başarıları gerçekleştirmek için bir an önce kurallarımızı oluşturmamız ve geliştirmemiz lazım. Yurt dışındaki büyük global firmalar, hani Türkiye'de iş yapıp orada avukatlık işi üretecek firmalar kurumlaşmış bir yapıyı arıyor. Güven duyması lazım. Binlerce kilometre öteden iş veriyor. O avukatın o işi %100 takip edeceğinden, haklarını en iyi şekilde koruyacağından emin olması lazım. Ona en doğru ve en tas tamam olan hukuki hizmeti sunacağından emin olması lazım. Bunlar hep kurumun verdiği mesaj, kurumun kişiliğinden doğuyor. Özellikle çalışan avukat statüsünde olan, bir başkasının yanında çalışan, büro açmak istemeyen ya da büro açma imkanı olmayan, kısacası çalışan avukatlar denilen avukat arkadaşlarıma özellikle bu videodan sonra ne hissettiklerini sormak isterim. Eminim ki kurumlaşmış bir büroda insancıl, mesleğin saygınlığına ve gereklerine uygun çalışma şartlarının sağlanmış olduğu bir büroda, yani kurumlaşmış bir büroda çalışmanın avukatlara getireceği faydaları göreceklerdir. İkinci videomuzda kurumlaşmış bir büroda avukatlara, çalışan avukatlara, o fakülteyi yeni bitirip avukat olmuş ve geleceğe umutla bakan arkadaşlarımıza bir kurum içerisinde nasıl gelişebileceklerinin, kendilerinin kariyer planlarını nasıl planlayabileceklerini, ilerleyebileceklerini ve kapısından stajyeri olarak girdikleri avukatlık bürosundaki, benim avukatlık büromdaki partnerlerin çoğu bu şekilde girmiş olanlardır. Nasıl o büronun yönetiminde söz sahibi olabileceklerini gösteren ortamı detaylı olarak ikinci videomuzda anlatmak istiyorum. İkinci videoda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Hepinizi seviyorum. Hepinizin başarılı olmasını ve Türkiye'yi ileriye taşımanızı istiyorum.